Hardware Plus'tan herkese selamlar. Yeni bir router modeliyle karşınızdayız. Tabii ki yine bir Asus router kendileri. Ama bu sefer öyle aşırı yüksek seviyelerde değil. Wi-Fi 6 destekli, fiyat performans olarak dikkat çekecek. Yakın zamanda da Türkiye'de satışa çıkacak olan RTX 53U bizlerle. Şimdi normalde biliyorsunuz işte farklı farklı modları olan, ekstra özellikleri olan bilmem neli bilmem neli çok fazla router anlattık. Hep dediniz ki ya biraz da bunların uygun fiyatlıları da olsun ki onlarla da anlattığımız oldu. Ama artık devir Wi-Fi 6 yani 802.11ax devri ve yeni nesil routerların modemlerin hepsi de yavaş yavaş Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geliyor. Bu 4 antenli yapısıyla bizleri karşılayan bu cihazda aynı zamanda Access Point, Media Bridge, Repeater yani yenileyici ve tabii ki router olarak çalışabilen bir özelliğe sahip. Baktığımızda burada 4 adet anteni var. Bu sayede aslında çok güzel bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Asılacak yeri de var. Dik bir şekilde şöyle ayarlayabilirsiniz hatta evin birçok yerine de dağıtım yapacaktır. 4 anten olması önemli bir avantaj. Üst tarafında hem LAN bağlantılarını, interneti, Wi-Fi profillerini ve USB bağlantısını gösteren ve güç durumunu gösteren bir LED'imiz var. Evet, USB desteği mevcut. Bu önemli bir artısı. Arka tarafına baktığımızda reset tuşumuz, güç girişimiz, WPS tuşumuz, USB girişi, WAN portu, gigabit bir WAN portu, 3 adet de gigabit LAN portuyla beraber gelen bir cihaz. Hani daha fazla LAN bağlantısı RJ45 girişi olabilir miydi? Evet olabilirdi ama aynı zamanda artık gerek yok. Neden? Çünkü Wi-Fi 6 ile beraber bu sıkıntıları ortadan aşıyoruz. Aynı zamanda USB'den de ekstradan bir 3G, 4G şey takarsanız, bağlantısı takarsanız onu da yayabilen bir özelliğe sahip olabiliyor. Yani sim kartı USB'ye takıp buraya taktığınızda herhangi bir şekilde WAN girişine bir internet bağlantısı olmadan bu router'ı bütün nimetlerini taktığınız karttaki internet hızıyla beraber kullanabiliyorsunuz. Zaten baktığınızda 2.4 GHz bandında 574 megabit bölü saniye, 5 GHz bandında da 1201 bölü megabit bölü saniye hız olmak üzere toplamda 1800 megabit yani 1,8 gigabit ya da düz hesap 2 gigabite varan bir bağlantıyı bizlere sağlıyor. Bu sayede nereye giderseniz gidin Türkiye'deki en iyi internet bağlantılarını karşılayabilme kapasitesine sahip. Wi-Fi 6'nın kullanması sayesinde OFDMA yani ortogonal frekans bölmeli çoklu iletişim, daha doğrusu erişim dediğimiz sistem oluyor. Nedir? Wi-Fi 6'dan önce paketler aslında tek tek cihazlara ulaştırılırdı. Yani laptop, bilgisayar, bir diğer yandan telefon, tablet, televizyon bağlı olup buradan bir veri istediğinde routerlar, modemler tek tek cevap verirdi. OFDMA ile beraber bu aynı zamanda 5G şeylerinde de antenlerinde de kullanılacak olan teknoloji. Her cihaza aynı anda istek verebiliyor. Bekleme, gecikme, donma, takılma ortadan kalkıyor. Bir diğer yandan MUMIMO olarak söylediğimiz çoklu kullanıcı, çoklu giriş, çoklu çıkış özelliği de mevcut. Bu da aynı anda 3-4 cihaza birden veri akışı sağlayabiliyor. Band genişliğini bölerek. Bu sayede arka tarafta biri oyun indiriyor diye sizin izlediğiniz dizi artık kesilmiyor. Yüksek hızlarda bunu bölerek çok iyi bir şekilde sağlamayı başarıyor bu routerlar. Başlarda bu tarz özellikler üst seviye routerlardaydı. Artık böyle giriş ya da genel kullanıcıya yönelik olan seviyelerde de görüyoruz. Tabii ki güvenlik tarafında AI Protection özelliği var. Trend Micro destekli yani ebeveyn denetimi, yanlış sitelere girme önleme, çocuklara belli saatlerde internet erişimi verme gibi birçok özelliği de burada kullanabiliyorsunuz. İşin teknik kısmında hani ne kadar önemlidir sizler için bilmiyorum ama 4 çekirdekli bir işlemci kullanıyor. 128 MB'lık bir flash belleği, 256 MB'da RAM değeri var. Bunlar artık tabii ki çok küçük bir değer gelebilir telefona falan göre kıyasladığımızda ama birçok cihazın bağlanabilmesi rahatlıkla kullanmak için bunu zaten çok iyi bir şekilde
sağlıyor. Tabii ki yine bağladığınızda isterseniz Asus Router uygulaması üzerinden, isterseniz Asus WRT dediğimiz kendi arayüzü üzerinden de router.asus.com'a girerek bütün özellikleri yapabiliyorsunuz. Yani 2.4 GHz ile 5 GHz ayırma, hepsini birleştirme, tek bir hat üzerinden sağlama, bir diğer yandan Wi-Fi 6 desteğini açma kapama, işte bu Trendmigro destekli güvenlikleri ayarlama, ebeveyn denetimi yapma, misafir ağı açma gibi birçok özelliği yapabiliyorsunuz. Bunda her şey var. O kadar yüksek fiyatlı modellere göre ne farkı var derseniz, olmayan şeyleri söyleyeyim. Biliyorsunuz Asus routerların birçoğu kendi arasında mesh sistemi kurarak AI mesh sistemine dahil olabiliyor. Bu özellik bunda yok. Yani bir mesh sistemi, Asus mesh sistemi kurmak istiyorsanız bunda öyle bir destek yok. Birçok modelde oyun modundan bahsetmiştik. Özellikle mobilde, bilgisayarda kullanmak istediğinizde veriyi size düzgün bir şekilde vererek oyundaki ping lag sürelerini ortadan kaldıran özellik bunda yok. Adaptif Cost dediğimiz özellik var. Orada da işte biri oyun oynuyor, biri Netflix'te izliyorken o band genişliğini kendince etrafa mantıklı bir şekilde yayabilme, işte torrentin engellememesi gibi durumlar vardı. Bunda adaptif olarak yok ama siz kendiniz tabii ki profiller ayarlayabiliyorsunuz. Bir de USB olduğu için daha öncesinde hep AI Cloud'dan bahsediyordum. Yani siz buraya taktığınızda uzaktan erişimle oradaki depolama alanını kullanabiliyordunuz. Artık o özellik burada da yok. Dışarıdan kullanım olarak yok ama. Yine siz buraya bağlayacağınız depolama alanını ya da bir NAS cihazını falan yine aynı ağ içerisinde aktarım için kullanabileceğinizi söyleyelim. Ben hem ofiste hem evde kullandım. Evde 50'ye 21 internet, ofiste 100'e 11 internetimiz var. Bunların her ikisinde de sorunsuzca bunu karşılamayı başardı. Yani ay düştü, ay şey oldu ki ofiste biz aslında kullanırken kaç kişi kullanıyoruz biliyorsunuz. İşte bütün çalışma arkadaşlarım var, onların telefonları var, tabletleri var. Çoğu bilgisayardan Wi-Fi ile bağlı, yani şu anda USB ile, daha doğrusu RJ45 ile bağlı olan 3 ya da 4 kişiyiz. Geri kalan bütün cihazlar kablosuz ağla bağlanıyor. Wi-Fi 6 destekli cihazlar da Wi-Fi 6 ile bağlanabilme amacıyla beraber çok iyi bir sonuç ortaya çıkarmışlar. Bu sayede artık daha alınabilir, güzel de duran, hani cafcafı olmayan, isteyeceğiniz bütün özelliklere de sahip bir Wi-Fi 6 router olarak tasarlanmış. Arayüzlerini falan da gördüğünüz oldukça basit, bilindik bir şey ama Asus Router app üzerinden uzaktan da kontrol edebiliyor olmak önemli bir artısı. Hatta telefondan bile kurulumu yapabiliyorsunuz. Onu da sizlere söylemiş olalım ve videomuzun sonuna gelelim. Özellikle hesaplı ama yenilikçi özelliklere de sahip olan bir router arıyorsanız buradaki videoda ürünü, yani Asus RT AX53U modelini tercih edebilirsiniz. Ben bu videoyu yayınladığımda ürün çıktı mı çıkmadı mı onu bilmiyorum ama eğer çıkmışsa aşağıdaki bağlantıdan da diğer özelliklerini görebileceğinizi de söylemiş olalım. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.